Geçenlerde yayınladığım bir minimalistin bir günü videosuna gelen tepkiler bu videonun ilhamı oldu. O videoda zamanı çok rahat yönettiğimiz, zaman sıkıntısı hiç yaşamadığımız, zaman konusunda çok rahat bir insan olduğumdan bahsetmiştim ve buna gelen yorumlar çok garipti, çok garipsemişti insanlar. Bunu ve çok yadırgamışlardı. Ve ben de bu yorumları görünce dedim ki acaba ben zaman konusunda üstün güçlere sahip olan bir insan mıyım? Yani bütün insanlar bunu bu kadar garipsediklerine göre demek ki buna bir iş var. Belki Allah'ın bir lütfu gerçekten, belki de zaman zaman yönetimi konusunda bir dünya markası duruyor karşınıza bilmiyorum. Ama hayatımın hiçbir döneminde o zamansız insanlardan biri olmadım. İnsanların büyük çoğunun artık vakti yok. Özellikle şehir insanlarından bahsediyorum. Bu artık ağzımıza pelesenk oldu. Hiç vaktim yok. Çok meşgulüm. Bir de zaten birini ekmek istiyorsak, birileriyle görüşmek istemiyorsak bu bahaneye tak diye yapıştırıyoruz. Diyor işte bugün buluşalım mı? Ay inanır mısın? Bir dakika boş vaktim yok. Ya ne yapıyorsun sen? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Ne var ne yok? Ay inanır mısın? Kafamı kaşıyamıyorum. Birini tuttum kafamı kaşısın diye falan. <laughs> tarzı bahaneler sunmayı da çok karizmatik buluyoruz. Çünkü vakti olmamak demek bir anlamda mühim bir insan olmak demek. Yani diyorsun ki ben ben o kadar meşgul bir insanım ki o kadar çok işe yarıyorum ki ben ya dünya ben olmadan dönemiyor demenin başka bir yolu aslında. Yani aslında zamanım yok derken çok meşgulüm derken de birazcık da kendimizi daha önemli ve mühim bir insanmış gibi hissediyoruz. Onun dışında zaman yokluğu bir koşturmacının içinde olmak ne kadar karizmatik gelse de bazı kurumlarda mesela ya kalmak, Ayıptır mesela biliyor musunuz? Bir çalışanınız mesaiye kalıyorsa ya da çalışanlarınız mesaiye kalıyorsa demek ki bazı şeyler ters gidiyordur. Şimdi benim bu videoda amacım sizin hayatlarınızı yargılamak değil. Bu benim haddime de değil zaten. Sadece o videoya gelen yorumlardan şunu gördüm. Şey, sen bu ülkedeki yaşayan insanların haberin yok mu senin? Bir sabahın altısında çıkıp yollara, oradan oraya gidiyoruz. Nasıl bilmezsin bu ülkede insanlar kaç saat çalışıyor sen bilmiyor musun? Tabii ben dişi kulelerimde yaşadığım için ve orada videolarımı çektiğim için siz nasıl bir hayat yaşadığınızdan gerçekten haberim yoktu. Teşekkür ederim bu bilgilendirme için. Kesinlikle kendimi acındırmak için değil ama yaşadığım bir olay anlatacağım size. Şimdi kabin memurluğu yaptığımız zaman kabin memurluğu işte az çok bilenler bilecektir. Sabah 4'te kalkıp uçuşa gidersin mesela. Herkes mışıl mışıl uyurken sen sabahın 4'ünde kalkarsın ki buna vücudun bir alarm verir. Der. Yat deriz. Ne yapıyorsun? Saçmalama der mesela. Çünkü biliyorsunuz gece uyumaya programlı vücudumuz. Arkasından mesela şey uçuşları vardır. Gece 10'da gidersin uçuşa. Sabahın 8'ine kadar uçarsın bu gece uçuşları vardır. O zamanlarda inan ben de size uyuz oluyordum. Diyordum ki ulan ne rahatlar be. Ben burada çalışıyorum sabaha kadar onlar orada pöfür pöfür uyuyorlar. Hala bir de garsonluk yaptığım zamanlar böyle 12 saat ayakta duruyorsun sürekli servis 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 servis. Ve şey diyordum ya azıcık kalkın da ben oturayım ya. Azıcık kalkın da bir de bana hizmet etsin dediğim zamanlar da Oldu tabii ki de. Ama tabii ki de hiçbirinize uyuz olmadım. Bu yalan yani. Hiçbirinize küfür de etmedim. Bu bir tercihti çünkü. Yani ben, beni kimse zorla hostes yapmadı. Beni kimse zorla garsonluk, garson da yapmadı. Ben bunları tercih ettim. O yüzden bana yazdığınız o yorumların hepsini anlıyorum. Tabi bu 29 yaşıma kadar iş hayatında öğrendiklerim bana bazı şeyler öğretti. Nasıl yaşamam gerektiğini, neye ihtiyacım olduğunu. Mesela öğrendim ki ben dışarıda çalışmamalıyım ya da ben alarmla uyanmamalıyım. Benim mesela çalışmak için, üretebilmek için ofis gibi bir ortama ihtiyacım yok. Ben her yerde üretebiliyorum. O zaman dedim ki dön annenin yanına, evini evini bırak. Annenin yanında yaşayacaksın, çok az bütçeli yaşayacaksın. Belki belki 5 kuruş paran olmayacak ama hayal ettiğin işi gerçeğe dönüşümünün bir yolunu bulacaksın dedim. Burada amacım sizi eleştirmek ya da kendini övmek değil. E, tam tersine şu anda işlerim yolunda gitmesine rağmen, güzel para kazanıyorum ama rağmen hala yoğun bir insan değilim. İnanır mısınız? Ve hayatımın hiçbir döneminde, ya çocukken, okula giderken, iş hayatında hiçbir zaman, hossesken de hiçbir zaman yoğun bir insan olmadım. Hiçbir zaman beni arayan insanlara, Ay, hiç zamanım yok kafamı kaşıyamıyorum demedim. Zamanın efendisi miyim neyim ya? E, Başak dedim zamanı iyi yönetiyorsan bir video çek de Görelim taktiklerini. Ha bu taktiklerin hiçbiri olağanüstü taktikler değil. Hepsini internette de ayrıca bulabilirsiniz. Ama benim de kendimce uyguladığım birkaç şey var. Bu videoda size onları anlatacağım. Birinci olarak zaman yönetimindeki en mühim konu bence şu. Hayat tercihlerdir. Çocuk mesela. Çocuk yapanlardan da çok mesaj aldım o videonun altına. Sen çocuk yapmak nasıl bir şey biliyor musun? Üç çocuk bir yanına ağlarken nasıl zaman buluyorsun? Gecenin şukunda şukunda kalkıyoruz biz. Şukunda şukunda yatıyoruz tarzında. Şimdi çocukla yapanların insanları çoğunda bu benim ablam, e-engem hepsinin bunu yaptıkları için bunu çok yakinen biliyorum. Şimdi çocuk yaptığınız zaman çocuğu kendinize yapıyorsunuz. Topluma yapmıyorsunuz. Yani toplum bundan sorumlu değil. Tabii ki toplumun bir parçası oluyorlar. Hepimiz bir bütünün parçasıyız. Bunlar cepte. Ama çocuktan sorumluluğu topluma yüklemek birazcık kolaycılık oluyor. Yani çocuğu kendi tercihlerinde, kendi özgür ademle yaptın. O zaman sorumluluğunu da alman lazım. Mesela o yüzden belli sorumluluklara üzerine almamak tabii ki sana zaman bırakıyor. Mesela çocuk yapmamak. Yakın zamanda neden çocuk yapmak istemediğimle ilgili güzel bir video yapacağım bu arada. 2. Zaman bir yanılgıdır. Aslında yoktur. Tamamen insan icadıdır. İnsanlar hayatlarını kolaylaştırsınlar diye zamanı bulmuşlardır ama zaman diye bir hapishane yaratmışız. Onun içinde de hapsolup kalmışız. Çok güzel bir yazı vardır zamanla ilgili. Çok meşhurdur aslında. Belki duymuşsunuzdur. O yüzden onu da size şöyle ufacık bir okumak istiyorum. Bir yılın değerini final sınavını geçememiş bir öğrenciye sor. Bir ayın değerini erken doğum yapmış bir anneye sor. Bir haftanın değerini haftalık bir gazetenin editörüne sor. Bir saatin değerini buluşmak için bekleyen aşıklara sor. Bir dakikanın değerini treni, otobüsü ya da uçağı kaçıran birine sor. Bir saniyenin değerini bir kazadan sağ çıkan birine sor. Yani zaman algısı o kadar değişik ki birine dersin ki ya yarım saat kaldı hemen geliyorum. O da der ki sana o yarım saat mi kaldı? Yani senin zaman algınla onun zaman algısı çok garip. Üçüncü olarak. Zamanı asla bahane olarak kullanmıyorum. Ben bir de böyle şeyler inanıyorum diyorsunuz işte ağzından çıkan şeylerin ne olma. Yani zamanı yok 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 diyerek yok edersin. Parayı da öyle. Param yok 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 diyerek parayı da yok edersin. Eğer bir arkadaşımla görüşmek istemiyorsam görüşmek istemediğimi söylüyorum. Ha siz benim gibi kaba bir insan olmak istemiyorsanız benim de sıkça kullandığım birkaç tane bahane var. Şunları da kullanabilirsiniz. Dersiniz ki mesela arkadaşınız sizinle buluşmak istiyor. Dersin ki yalnız kalmak istiyorum. Bugün evde yalnız vakit geçirmek istiyorum. Benim sıkça kullandığım şeyler bunlar ama zamanım yok demeyi tercih etmiyorum. Ritüeller diyeceğim yine kusura bakmayın ya. Ritüeller gerçekten zaman yönetimi konusunda çok önemli bir mevzu. Mesela temizlik dediğimiz mevzu insan hayatında çok vakit alan bir şey tamam mı? Ve ben mesela pazartesi günü yapıyorum ve 2 saat sürüyor temizlik yapmam. Ha sen çalışan bir kadınsındır. O zaman hafta sonu yaparsın temizliğini ve bir, tabii ki de eşinle beraber yaparsın ve çocuğunla beraber yaparsın. Hepiniz iş bölümü haline getirsiniz. Ha burada şu problem ortaya çıkıyor. Kocamın yaptığı temizliğe güvenmiyorum. Hiç temizlik temiz yapmıyor. İşte zaman yönetimi konusunda en büyük sıkıntılardan biri de bu. Her şeyi kendi üzerine almak, şirketlerde en büyük problem biri bu. Her şeyi kendi üzerine olarak kimseye atmıyor şeyi, görevi paylaşmıyor. O yüzden de hiçbir şey yetiştiremiyor doğal olarak ya da zamanını yönetemiyor. Bu sadece temizlik için değil, her şey için işler bölüşülmeli, yardım alınmalı ve karşı tarafa güvenilmeli. İnsanın vaktinden çalan aslında temizlik değil, işleri bölüşmemek, bütün sorumluluğu kendi üzerine almak gereğinden büyük bir evde oturmak, gereğinden çok eşyaya sahip olmak. Ritüeller bu anlamda ne işe yarıyor? Pazartesi günü temizlik günün, banyo günün, çamaşır yıkama günün, mülte çekme günün, montaj günün, şu günün, bugünün her şeyin belli. O yüzden şu an ne yapsam acaba demiyorsun. Her şey zaten tık, tık tık beynin alışıyor buna. Tık 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 programla bir şekilde yapmaya başlıyorsun. Tabii ki de yazmak ve yazarak plan yapmak çok önemli ama plan yapmaya günlerini ayıran insanlar görüyorum ya da saatlerini ayıran insanlar yapıyorum. Plan yapmak bu kadar uzun bir şey olmamalı. Eğer plana bu kadar vakit ayırıyorsan işi yapmaya ne kadar vakit ayırırsın Allah bilir onu. 5 dakika, 2 dakika yani plan yapmak için bile belli bir zaman belirlemek. Yaptığım planları genellikle zaman sırasına göre yapıyorum. Sabahtan akşama kadar ve önemli sırasına göre. Bazılarını mesela bazen çok işim oluyor. O zaman önemli olanların yanına yıldızlar koyuyorum ve ilk önce Onları yapıyorum. Altıncı olarak gün içerisinde hiç telefon görüşmesi yapmıyorum. Tabii bu benim işime çok uygun bir iş. Ve telefon görüşmesi yapmanın çok büyük bir vakit kaybı olduğunu düşünüyorum. Öyle arayacağım da sohbet edeceğim de ne yaptın, ne ettin, onu yaptın, bunu yaptın. Ya, ayda bir, iki ayda bir birkaç arkadaşımla belki yapıyorumdur bunu. Onun dışında yok. Gün içerisinde hiç telefonla görüşmüyorum. Levent'le hiç konuşmuyorum. Zaten akşam görüşüyoruz. Ha, bir şey olduğu zaman tabii ki de konuşuyoruz. Şu oldu, bu oldu. Ha tamam oldu. Hadi bay bay. Gitti. Annemi sadece sabahleyin hemen kalkar kalkmaz arıyorum. Oh yaşıyor musun? Tamam süper diyorum. Telefonu kapatıyorum. Yedinci olarak ise sosyal medyadan hayatını kazanan biri olarak sosyal medyada gün içerisinde geçirdiğim vakti açıklıyorum. Hazır mısınız? 46 dakika. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Geçenlerde baktım. Geçenlerde Instagram'da yaptığım soru cevapta insanlar e, benden YouTube kanalı önerisi istemişlerdi. Ben de YouTube kanalı önerim olmadı. Çünkü YouTube'da hiçbir şey izlemediğimi söylemiştim. Çünkü YouTube'un beni beslemediğini söylemiştim. Buna da tepkiler geldi. Sen YouTube'u küçümsüyor musun falan diye e, alakası yok. E şimdi yaptığım iş var değil mi benim? Benim yaptığım iş de ben başka YouTuber'lara bakıp aa çok güzel fikirmiş bunu yapayım demiyorum. Dediğim zamanlar oldu birkaç tane. Bunu da sevmiyorum da. Aynı zamanda geçenlerde böyle Casey Neistat bir açıklama yaptı kesin hesap biliyorsunuz çok dünya cümle Amerikalı bir YouTuber. 10 milyon üzerinde takipçisi var işte bu vlog olayını bulan adam. Ve kendisi sosyal medyayı bıraktığını açıklamış. Tabii ki de işini bırakmıyor. Ama sosyal medyaya bakmayı bırakmış. Neden? Diyor ki ben politik bir adam değilim mesela diyor. Politikal hiç ilgilenmem. Ama diyor sosyal medyaya girdiğim anı diyor politikal ilgili bir ton şey öğreniyorum diyor. Bilgi fazla diyor yani. Beynimi bununla meşgul ediyorum. Benim bu politikal ilgili bilgiye ihtiyacım yok çünkü ilgilenmiyorum normalde. Ben de aynı şekilde yani ilgimi çekmeyen yani konular hakkında bilgi sahibi olmak istemediğim için 46 dakika bana yetiyor da artıyor da giriyorum pıt 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 cevaplıyorum işim varsa hallediyorum ve çıkıyorum. En büyük zaman kaybına nasıl yapılan şey beklenmedik misafirler. Şimdi biz Türk olduğumuz için bize övündüğümüz şeylerden bir tanesi işte misafir perveriz işte bize kapı çat kapı gel falan. Ben böyle bir insan değilim kusura bakmayın. Bu konuda yargılanacağımı da biliyorum hiç önemli değil. O yüzden mesela ben benim için bu en baş çok zordu. Çünkü ben Bursa'ya taşındığımda evde çalışıyorum. Şimdi evde çalışmak denen şey çok insan için çok normal bir şey değil yani. İnsanlar mesai bekliyorlar. Kalkacağım 8'de yol tepe aşacağım ofise gideceğim şakış bunu bekliyorlar. Ama ben böyle bir iş yapmıyorum. Evde çalışıyorum. O yüzden insanlar bunu anlaması biraz zor oldu. Ve insanlara anlayana kadar söyledim. Ben çalışıyorum. O yüzden beklenmedik misafirlere karşı hayır demeyi öğrenmek gerekiyor. Bu ofis çalışanı için de geçerli. Ev için de geçerli. Bu bir orada bende aileden kalmadı bir şey. Yani ben mesela okula gittiğim zamanlarda hafta içi biz misafir kabul etmezdik eve. Annem kabul etmezdi. Derdi ki Başak ders çalışıyor o yüzden kabul etmiyorum. O yüzden mesela bütün misafirlerimiz hafta sonları gelirdi. Şimdi dokuzuncu olarak diyeceğim ki yolda vakit kaybetmiyorum. Bu benim için hayatımdaki artılardan bir tanesi. Evde çalışıyorum artık. Yolda vakit kaybetmiyorum. Yol derdim yok. 2 saat yol, 1 saat yol hiç bunlarla uğraşmıyorum. Sabah kalktığım gibi bilgisayarın başına oturabiliyorum. Tabii bu da bana büyük bir zaman kar sağlıyor. Apple'ı biliyorsunuz mesela. Apple'ın müşteri temsilcilerinin hepsi evden çalışan insanlardır normalde. Hani arıyoruz konuşuyoruz var. Bunların hepsi evden çalışıyorlar. Çünkü bu şirket için de çok faydalı bir şey. Yani yol masrafı yok, yemek masrafı yok, elektrik su derdi yok, ofis kiralanmadığı için mobilya derdi yok. Belki sizin de işiniz buna müsaittir ve siz de bunu teklif edebilirsiniz. Tabii bekara kara boşamak kolaydır. Sadece öneri olarak söylüyorum. En önemlisi düzenli olmak. Ben çok düzenli bir insanım. Biliyorsun söylemiştim. Çalışmaya başlamadan önce her şey düzenlenir. En büyük zaman kaybı sebeplerinden bir tanesiymiş. Araştırmalar gösterdi. Dağınıklık. Her şeyin bir yeri var. Telefonun durduğu yer bellidir. Mikrofonun durduğu yer bellidir. Fotoğraf makinesi hiçbir şey aramam. O yüzden her şeyin bir yeri olması ve düzenli bir ortam zaman kaybetmenizi azaltacaktır. Kesinlikle kısa vadeli planlar yapıyorum. Tamam uzun vadeli planını yap. 5 yılın, 10 yılın hepsi belli olsun. Cebinde olsun. Çok güzel. Harikasın. Ama artık onu bırak. O uzun vadeli planları bırak. Kısa vadeli planlar yapmaya başla. Her şey günlük. Günümü hallediyorum ve yarını düşünmüyorum. Zaman kaybının en önemli sebeplerinden bir tanesi bence iletişim sorunu. Zaten bunu da araştırmalarda gösteriyor. Nasıl iletişim sorunu? Eğer sözlü bir şekilde konuşuyorsanız derseniz ki işte git bana şunu getir. Dersiniz getirmez. Ha, niye getirmedin? Ay sen öyle mi dedin? Ben onu yanlış anladım. Ben zannettim ki yatır diyorsun. Hayır getir dedim. Ay ben yatır anladım. Hatta bu askerler, askerisi sen de bu çok vardır bilirsiniz. Mesela komutan emir verir, asker bu emiri tekrarlar. Bu nedendir? Anladım. Ne söylediğini anladım ve yapacağım. O yüzden her şey yazılı. Ve bu bana büyük zaman kazandırıyor. Ben sana şöyle bir şey demiştim. Hayır demedin. Bak yazışmalarımda var. Gördün mü? Aa demesin gerçekten. 13 oldu galiba. Şöyle söyleyeyim. Alkol yok bende. Sigara yok. Hatta alkol aldığım gün, zaten bilenler bilir hemen sarhoş oluyorum. Şu beynimin, ertesi gün uyandığım şu beynimin sağ tarafında bir ağrı oluyor. Ve bu ağrı benim o günümün içine ediyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden alkol, sigara yok. Uyuşturucu yok. E doğal olarak ertesi gün bunun yorgunluğu ve ceremesi de yok. 14- Uykumu düzenli uyuyorum. Uyku konusu benim için çok önemli. 8 saat uyumam lazım bir de. 7,5 saat uyuyunca bile beynim uyuşuyor. O yüzden saat gece 12'de yatarım. Saat 8'de de en fazla 9'da da kalkarım. Şimdi beni izleyenler biraz tavuk gibi gelmiş olabilirim ama ben o hayatı yaşadım. Yani üniversite hayatımda yedim, içtim, tozdum, kustum, her şeyi yaptım. ya. Yani bunların hepsini tecrübe etmiş biri olarak o sofradan yemeğimi yedim, ve kalktım. Bir de şey çok önemli. Kendi potansiyelini bilmek çok önemli zaman yönetimi konusunda. Şimdi mesela Alçatı'da düşün garsonluk yaptım. iki sezon ve tabii bütün mesela ekip arkadaşlarım ekip şey dükkan kapandıktan sonra 12 buçuk de kapanıyor dükkan. Hepsi partilemeye giderlerdi. Beni toplasam iki ya da üç defa gitmişimdir. Çünkü neden? Biliyordum. Kendini bilmek çok önemli işte. Ya yani eğer ben gece gidersem, sabahlara kadar eğlenirsem benim eve ölüm gelir. Yani ben böyle yatarım artık ve bir sabah akşama kadar da uyanamam. O yüzden zaman yönetimi konusunda en büyük sıkıntı biri de insanların kendilerini bilmemesi ve tanımaması. Yani kendine yapabileceğinden fazlasını yüklemek ve tabii ki de beklemek zaman kaybına sebep olur. 15. Beklentiyi düşür ve hayatın tadını çıkar. Şimdi liseden sonra hiç başarılı bir öğrenci olmadım. Üniversitede ortalamanın altı bir öğrenciydim. Ama bu benim neyi kazanmam sağladı biliyor musunuz? Filmleri, dizileri keşfetmemi sağladı. Belgeselleri keşfetmemi sağladı. Fotoğraf çekmeyi öğrendim reklamcılığı öğrendim, stajyer yaptım, bilgisayar kullanmayı öğrendim. Eğer başarılı, çok çalışkan bir öğrenci olsaydım bunların hiçbirini muhtemelen yapamazdım. Ve üniversite yaptığım her şey şu anda benim mesleğim haline dönüştü. Hatta AliExpress'in sahibinin çok güzel bir öğüdü var oğluna, onu okuyacağım şimdi size. Jack Ma'dan oğluna ve bu, bu söyleyeceğim, bu okuyacağım şey zaman yönetimi konusunda bence çok önemli bir şey. Jack Ma'dan oğluna. Sınıfında derslerde en ilerinin arasında olmak zorunda değilsin. Derslerin kötü olmadığı sürece ortalama bir öğrenci olmak her zaman daha iyidir. Çünkü sadece böyle bir kişi diğer özelliklerini keşfedecek vakte sahiptir. Şu an mesela istesem haftada 6-7 video yükleyebilirim. Çünkü rakiplerime yetişebilmem için bunları yapmam lazım. YouTube algoritması falan filan. Ama bunun yerine kendimi ve hayatımı keşfedecek farklı şeyler yapıyorum. Ortalama bir YouTuber olarak hayatıma devam ediyorum. Diğer önemli bir taktik ise şu, bu arada bunu böyle Bill Gates falan da yapıyormuş. Zaman sizin için nakitse, gerçekten buna inanıyorsanız, o zaman nasıl harcadığımız şeyleri yazıyoruz, şunu şuraya verdim, bunu buraya verdim, o zaman zamanı da yazmamız gerekiyor. Mesela temizliğe 2 saat ayırıyorum. Ya da benim bir videoyu çekmem, montajlamam, yayınlamam şu kadar süre sürüyor. Ya da bir arkadaşımla görüşeceğim şu kadar vakit. Yol bu kadar vakit. Son olarak ise benim zaman yönetimde kullandığım en önemli taktiklerden biri etkinliklere gitmiyorum çok fazla. Şimdi bunda tabi Bursa'da olmamın da büyük bir etkisi var. Onun dışında lansmanlara bir kere gittim biliyorsunuz ki. Çok enteresan bir tecrübeydi. Bir anlam veremiyorum lansmanlara açıkçası. Birkaç kere gittim. Böyle birçok insan ayakta duruyor. Bir şeyler içip muhabbet ediyorlar. Ee, sonra da çıkarken de hediye ürünler veriyorlar. Bunlar güzel şeyler ama bana şeyi hatırlattı böyle. Hani reklamcılık zamanından yaptığımız o uzun ve gereksiz toplantılar vardır ya. Birazcık bana onu hatırlat. Amacının ne olduğunu anlayamadım. Hani çıksa bir mesela ürünü anlatsa işte bu ürünü yeni çıkardık. Bu böyle böyle bir şey böyle böyle faydaları var falan dese onu bir nebze anlarım. Ama içeri girip herkesin bir şeyler içtiği bir ortamı çok anlayamadım. Ve eğer şunu düşünün eğer ben sürekli lansmanlara giden bir youtuber olsaydım size yemin ediyorum video çekecek, içerik üretecek vakit bulamazdım. Kitap okuyacak, filmi bunun hiçbirini yapamazdım. Ama mesela geçen ay kanalın etkinliğine gittim. Gayet güzeldi. Belli bir süresi vardı. Be belli bir süre içerisinde başladı bitti. İki saat içerisinde başladı bitti. Etkinlik içerisinde bir şeyler var. Bir şeyler yapıyorlar. İşte dans gösterisi oldu. A açıklamalar yaptılar. Ortamı gezdirdiler. Neler olduğunu, neler bittiğini anlattılar. Buna tamamım. Ama diğer türlü gidelim içelim bunu anlayamadım. Ve o yüzden mesela lansmanları çok gitmeyi tercih etmemekte bana bayağı bir zaman kâr sağlıyor kendi işim içinde. Yani yine hayat tercihlerdir kısmına geliyoruz. Bunlar benim zaman yönetimi taktiklerimdi ve bugüne kadar uyguladığım şeylerdi. Tabii ki de sizden gidin alkolü sigarayı bırakın, işte gece 12'de yatın, telefon görüşmesi yapmayın, maillerinize belli bir saatte cevap verin, sosyal medyayı kullanmayın ya da az kullanın demiyorum. Bunlar benim. Ve ben de işe yarıyor ve hiçbir zaman bir insan olmadım. Boş vaktinizin olması ayıp bir şey değil. Boş vakitlerinizin tadını çıkartın. Tembellik hakkınızı kullanın bence. Naçizane. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve kanal abone olmayı unutmayın lütfen.